Cumhur reisimizin Napoli'den getirecek olan Türk donanmasına mensup Gemlik ve Gelibolu muhripleri limanda son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Saat 11.50. Cumhur reisimizin bulunduğu Andrea Doria gemisi Napoli'ye varmak üzere. Türkiye Riyaseti Cumhur Forsunu taşıyan Transatlantik, liman açıklarında Amiral Antonio Zennoni kumandasındaki 4 kruvazör, 20 muhrip ve korvetten mürekkep bir İtalyan filosu tarafından karşılandı. Transatlantik limana girdiği esnada Cumhur reisimiz sahil bataryalarının 21 pare top atışıyla selamlandı. Kaptan köşkünde bulunduğu Andrea Doria gemisi Borda nizamında sıralanmış İtalyan filosunun arasından geçmektedir. Sancak gemisinde başta Amiral Zennoni olduğu halde bütün subaylar ve mürettebat güvertede vaziyet alarak selam resmini ifa ediyorlar. Bu esnada Cumhur reisimiz yanlarında refikaları ve maiyetleri erkanı olduğu halde Transatlantik'in kaptan köşkünden tezahürata ve Çamariva nizamında kendisini selamlayan denizcilere mukabelede bulunuyor. Cumhurumuzu ana vatana getirecek olan Gemlik ve refakatindeki Gelibolu muhripleri subay ve mürettebatı Sayın Bayar'ı selamlıyorlar. Transatlantik Türk ve İtalyan bayraklarıyla süslenmiş olan rıhtıma yanaştı. İtalya Reisi Cumhuru adına Büyük Elçi Bernardo Mosca, İtalya Riyaseti Cumhur Protokol Şefi Franco Rienzi ve Dışişleri Vekaleti Mümessili Cumhur Reisimizi karşıladılar. Türk ve İtalyan milli marşları çalınıyor. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Faik Zihni Aktur, elçiliğimiz mensupları, NATO Güney Avrupa Kuvvetleri Başkumandanı Amiral Fektaler, NATO karargahına mensup yüksek rütbeli Türk subayları, Napoli valisi, Türk kolonisi, ecnebi memleketler temsilcileri, Sayın Bayar'a ayrı ayrı hoş geldiniz dediler. Celal Bayar, İtalyan donanmasına mensup bir müfrezeyi teftiş ediyorlar. Saat 17. Sayın Reisi Cumhurumuz Napoli ve dolaylarında yaptıkları gezintiden Napoli rıhtımına Gemlik muhribine döndüler. Kendilerini Amiral Fahri Korutürk karşıladı. Subaylar Sayın Cumhur Reisine takdim ediliyor. Gemlik ve Gelibolu muhripleri İtalyan filosunun ihtiram topları arasında Napoli'den ayrılıyor.
esnada limanda bulunan bütün harp gemileri selam resmini ifa ediyorlar. Cumhur reisimiz köprü üstünden bu selamlara mukabelede bulunuyor. Bayarı Napoli'de kucaklayan, ana vatandan kopup gelmiş, yurdun büyük tahassürünü sembolize eden bu Türk gemileri Napoli'yi geride bırakıyorlar. Açık denizdeyiz. Adriyatik'te tek dalga, tek kımıldanış yok. Süt gibi bir deniz, berrak bir sema. Ertesi sabah, Sayın Celal Bayar, 25 milin üstünde bir süratle seyreden geminin güvertesinde, rota, güzergah, cihaz ve silahlar hakkında izahat alıyor. Rüzgarlı, fakat bu çelik tekneye tesir edemeyen bir hava. Reisimiz Amiral Fahri Korutürk, General Rüştü Erdelhol'la görüşüyor. Cumhur Reisimiz Amerika seyahatinden avdet etmekte, ana vatan 1,5 ayın hasretini dindirebilmek arzusuyla dolu, ona parlak bir istikbal merasimi hazırlamaktadır. Gemlik ve Gelibolu muhlipleri 16.30'da, Midilli açıklarında 1. Flotilla'ya mensup Gayret, Demirhisar ve Sultanhisar muhlipleri tarafından karşılandı. Güvertede sıralanmış bulunan denizciler kendisini vatan sularına girdiği şu esnada sağ ol sesleriyle selamladılar. Sancak gemisinden ışıklarla hoş geldiniz diyen donanma kumandanına reisi cumhurumuz şu mukabelede bulundu. Milli hudutlarımız içine girdiğim zaman şerefli bayrağımızı taşıyan gemilerimiz ve cesur gemicilerimizle karşılaşmaktan mütevellit duyduğum heyecan ve sevinç büyüktür. Beni karşılayan donanma mensuplarına teşekkürlerimle beraber selamlarımın iblağını rica ederim. Sayın Bayar, ana vatana yaklaşmış olmanın sevinci içerisinde ufukta görünen vatan topraklarına tahassür ve heyecanla bakıyor. Amerika seyahatinde kendilerine refakat eden basın, yayın ve turizm umum müdürü Doktor Halim Alyot'la birlikte güvertede Anadolu'nun hayal meyal görünen sahillerini seyrediyorlar. İstanbul yolundayız. Donanma saat 20.50'de Çanakkale'yi geçti. Şehir bütün ışıklarını yakıp söndürerek Mors işaretleriyle Cumhur Reisi'ne hoş geldin dedi. Meşaleler, bandolar, motörlerle denize açılmış karşılayıcıları arasından geçerek Eceabat, Lapseki ve Gelibolu'yu da geride bırakan Kor Amiral Fahri Korutürk komutasındaki flotillamız Türk karasularında Barbaros'un torunlarına yakışan bir vakar ve haşmet içerisinde İstanbul'a doğru yol alıyor. Gemlik muhribi Haydarpaşa açıklarında bulunan donanmamızın arasından geçip Sarayburnu önler doğru ilerlerken Savarona 21 pare top atışıyla reisi cumhurumuzu selamlıyor. Bu tarihi bir an. Ana vatan onu bağrına basmanın, o ana vatana kavuşmanın saadeti içindeler. Şehrin yolları sabahın erken saatlerinden itibaren insanlarla dolmuş, taşmış, geri kalanlarda vapur, sandal, motor, taka ne buldularsa onlarla denize açılmışlar.
Yeşilköy'den itibaren reisi cumhurumuzun bulunduğu gemiyi takip ediyor, ona selamlar gönderiyorlar. Cumhur reisimiz köprü üstünden bu selamlara mukabele ediyor. Gemlik muhribi demir attı. İlk ziyaret Amerika Büyükelçisi Excellence Warren tarafından yapıldı. Az sonra Başvekil Adnan Menderes, İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay ile birlikte gemiye gelerek Cumhur Reisi'ne mülaki oldu. Reisimiz, refikaları, beraberlerindeki zevat, Acar motörüne binip istikbale gelen sayısız deniz vasıtalarının arasından sahile doğru yol alıyorlar. Bu esnada otomobiller, limandaki bütün deniz vasıtaları, garlardaki trenler düdüklerini devamlı olarak çalmak suretiyle selam vazifesini ifa ediyorlar. Sayısız tarihi vakaya sahne olan Sarayburnu rıhtımı, bunlara mutlu ve yeni bir tanesini daha ilave etmenin gurur ve iftiharı içerisinde. Cumhur reisimiz var ol yaşa avazeleri içerisinde rıhtıma çıkıyor. Ahali bir anda kendinden geçercesine coşmuş galeyana gelmiştir. Kabına sığmaz bir heyecan dalgası halinde ona ulaşıp sarıyor, kuşatıyor, kucaklıyor.